Tekrardan birlikteyiz. Şampiyonluk Ligi'nde ikinci hafta, ikinci gündeyiz ve belki de beklenen maç geldi. Derbi artık vaadi yeniyor bir tarafta. Fenerbahçe Espor, diğer tarafta Galatasaray Espor. Neler olacak Ercan? Öncelikle şunu sormak istiyorum. League of Legends arenasında bir tarafta Fenerbahçe'nin olması, bir tarafta Galatasaray'ın olması bu derbi ne ifade ediyor senin için? Öncelikle harika bir maç olacak, onu bir söyleyelim. İki tarafında öncelikle henüz galibiyet alamadılar. İkisinde beraberlikleri var. 3 puan açısından önemli bir maç. Onu bir eklemek lazım. İki takımın da baktığımız zaman ilk hafta ve haftanın ortasına da yavaş yavaş geliyoruz. Biraz daha oyunlarını hani üst seviyeye çıkarmaları gerekiyor. Özellikle hani Fenerbahçe tarafına baktığımızda orta koridor, üst koridor olsun, biraz ormanla çalkantılar. Onun dışında genel olarak oyunlarına baktığımız zaman koridor safhasını iyi geçiren ama iş biraz toplanıp takım halinde bir şey yapmaya gelindiği zaman sıkıntıya giriyorlar. Aynı şey Galatasaray ekibinde de var ama onlar için en iyi koridorlardan bir tanesi orta koridor. Onun dışında koridorlar hep böyle sanki diken üstünde gidiyor. Her an bir şey olacakmış gibi. Bu iki takım da eğer bunları törpülerse eğer haftaya gelirken bunlardan kurtulmuşsa eğer çok harika bir maç, harika bir derbi bizi bekliyor. Evet, herkes bu maçı bekliyor, bu seriyi bekliyordu uzun süredir ve sürekli herkesin çok farklı görüşleri var bu derbinin vade inmesiyle ilgili. Bakalım herkesin yakından tanıdığı revanş ne diyor hem Fenerbahçe hem Galatasaray için, ona bir kulak verelim, sonrasında tekrardan birlikteyiz. Bence Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelmesi hani diğer takım sahiplerini de diğer takımları da çok yönden etkiliyor. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe'nin getirdiği kitle çok fazla e-spora. Ve yaptıkları transferler, yani getirdikleri Frozen olsun. Frozen bence Türkiye'deki en iyi mid şu an. En iyi orta koridor oyuncusu. Yani genel olarak bakıldığında çok büyük bir kitle oluşuyor. Hani e-spor tanıtılıyor. Yani bence e-spor için çok güzel bir olay. Aslında revanş da senin dediğin gibi e-spora katkı sağlayacak bir eşleşme olarak göre kesinlikle e-sporun gelişmesi için çok harika. Bizler de heyecanla bekliyoruz. Tabii ki herkes konuşuyor dedik ama hem Fenerbahçe hem Galatasaray oyuncuları da bugünü merakla bekliyorlardı. Bakalım Fenerbahçe'nin kaptanı, üst koridor oyuncusu Taldrin neler demiş bu eşleşme için. Bir de ona kulak verelim şimdi. Ligde Galatasaray'la ilk defa karşılaşıyor olacağız. Hani taraftarın büyük bir beklenti içinde olduğunun farkındayız ve biz de kendi oyunumuzun ne derece üst seviye olduğunun farkındayız. Bunu da hafta sonu herkese göstereceğiz ve hiçbir beklentiyi boşa çıkarmayacağız. Evet, kaptan oldukça iddialı. Bakalım neler yapacak maçta. Onun karşısında da Broken Blade olacak Galatasaray Espor'da. Bakalım o ne demiş, bir de ona kulak verelim şimdi. Obviously Galatasaray and Fenerbahçe are big rivals in the football scene. Not only in the football scene, but I think it's really important that we show a good performance against Fenerbahçe to make our fans happy and even ourselves. Ona da kulak verdik. Dolayısıyla artık herkesin heyecanını tutmuş, nefesler tutulmuş durumda. Neler olacak önümüzdeki seride Trial? Sence favori kim? İki takım oyuncusu da şunun farkında. Öncelikle onu söylemek istiyorum ben. İkisinde galibiyete ihtiyacı var. Çünkü yavaş yavaş artık ligde aralar açılmaya başlıyor. Hani 7 puan takımlar ortaya çıkmaya başladı. O yüzden bu noktalarda seviye biraz açılırsa sonra ilerleyen haftalarla arayı da kapatmak bir hayli zorlaşıyor. Öncelikle hani zaten sen söyledin, derbiyi açtığımızda zaten biraz bahsetmiştim ama benim için bu oyundaki en önemli faktörler ormancılar olacak diye düşünüyorum. Bir tarafta Reach olacak, diğer tarafta Kanen olacak. İkisi de oyunun erken dakikalarında çok agresif işler yapabilen ve ciddi anlamda koridorlara inanılmaz avantaj sağlayabilen bir ormancı. Bu noktada eğer ikisi de birbirini okursa oyun zaten güzel olacak. Ondan kesinlikle şüphem yok. İki takım da hani puan almak için çabalayacak. Puan veya puanlar. Ya ayrı bir motivasyonda da olacaklar bence. Kesinlikle ve hani bu motivasyonun kötü yönde olmasının hani hiçbir nedeni yok. Kesinlikle iyi yönde olacaktır. Ekstra motivasyonla bence vadede harika hareketler izleyeceğiz. Peki orta koridorda sence neler olacak? Bir tarafta Frozen sürekli kendisinden bahsediyoruz ama henüz istediği performansı sergilemedi. Yine karşısında Abbedake, o da inişli çıkışlı bir performans. Orta koridor, orman ikilisi zaten çok önemli oynarken safhalarında. Biz orta koridorda neler bekliyor? Açıkçası Abbedake'ye ben bu oyunda Fenerbahçe'nin rise bırakacağını düşünmüyorum. Oriana performansı da fena değildi. Yani şunu gösteriyor bize. Abbedake iki tane farklı stil olan şampiyonu çok rahat bir şekilde oynayabildiği için şampiyon havuzda buna doğru orantılı olarak herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğini düşünüyorum. Ta ki Fenerbahçe takım bu noktada 5 yasaklama
yapana kadar bilemeyiz oradaki tabii ki stratejilerinin ne yönde gelişecek. Ama Frozen'da açıkçası bence ligimizdeki şu anda performans açısından evet birkaç bir tane kötü oyun oldu belki Eko'yla pek performans gösteremedi ama en azından gerçek stable performansa baktığımız zaman o noktada bir numaralı sıraya koyabiliriz. Evet artık sanıyorum yavaş yavaş takımlar da hazır gibi gözüküyor. Sunucularımız da hazır. Bizler de hazırız. Twitter'da Derbi Vadide hashtag ile sizler de görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Ve dediğimiz gibi artık Derbi e-sporda bir tarafta Galatasaray, bir tarafta Fenerbahçe. Bakalım neler olacak? Bunu şimdi hep birlikte göreceğiz. Sözü sunuculara bırakma zamanı geldi. Oyuncular ekranlarda ve günün, haftanın en çok beklenen karşılaşmasını bu dev derbiye geçiyoruz. Bir tarafta 1907 Fenerbahçe, diğer tarafta ise Galatasaray eSports ekipleri karşılaşıyor olacak. Bu ve bundan sonraki serinin sunumunda da ben Aykut Yufan Özgan yanımda Kaan Secondbest Kural'la birlikte sizlerle olacağız. Secondbest neler bekliyor bu dev derbide bize? Hemen kısaca yorumunu alayım, sonra kadroları hatırlayalım. Neler bekliyor? Bir kere ya bu iki takım çok... bir deyiş vardır her zaman kullanılan. Tavla bile oynasalar Galatasaray-Fenerbahçe büyük bir rekabet olur. Bu sefer de rekabet vadiye iniyor. Bundan daha büyük rekabet olmaz. Ama iki takımın da yeni olduğunu bu arenada. Vadinin biraz çaylakları olduğunu, her ne kadar çok büyük camialar olsa da çaylakları olduğunu unutmayalım. Tecrübeli oyuncular kurdular kadroya. Başta işte Tadrin mesela League of Legends'ın belki de en efsane oyuncularından biri. Orta koridorda Türkiye 3. sırada oturan Frozen'u görüyoruz. Türkiye'ye gelmiş belki de en kariyerli, en değerli yabancı. Ama takım halinde biraz daha zamana ihtiyacı var ikisinin de. Evet, oyuncular da ekranlarda. Dilerseniz bir kadrolara göz atalım. Galatasaray eSports ve 1907 Fenerbahçe kadrolarına. Oyuncular da hazır olmak üzere. İlk önce Galatasaray kadrosu görüyor. Üst koridorda Burak'ın Blade, ormanda Kanani, orta koridorda Bedage, nişancı rolünde Kildress ve destekte ise Medagir bugün görev alıyor olacak. Takım koçları da DayZX, diğer tarafta ise 1907 Fenerbahçe'de ise üst koridorda Taldrin, ormanda Reach, orta koridorda adından bolca söz ettiren isim Frozen, nişancı rolünde Illusion ve destekte ise Unitback bugün görev alıyor olacak. Takım koçları ise Mo Sitting. Fenerbahçe'nin tabii en büyük avantajı yani süper transfer. Şampiyon Ligi tarihinin belki de en görkemli transferi. Hı-hı. Tamam, Caps gibi, Zerze gibi daha geçmiş zamanlarda çok üst düzey oyuncular geldi ama kariyeri açısından bakıldığı zaman Frozen çok çok özel bir yerde ki geldiği günden beri her ne kadar analiz masasında bekleneni tam veremedi gibi konuşulsa da ya da şu ana kadar pek sonuçlara yansımamış Hı-hı. olsa da kendi yapabildikleri ölçüsünde Frozen gerçekten çok çok üst düzey bir performans sergiliyor. Keza Galatasaray'ın da üst koridordaki ismi Broken Blade özellikle taşıyıcı üst koridorları aldığı zaman harika performanslar gösteriyor ya, ama ligin en genç oyuncusu bir de. En genç oyuncusu ve geleceği çok parlak Brokum'daydı. Yani onu çok çok daha iyi yerlerde görmemiz mümkün. Galatasaray biraz Broken Blade'in üzerinde, Fenerbahçe ise Frozen'ın üzerinde yükselmeye çalışıyor ama takım halinde bunu takım performansına yansıtabiliyorlar mı? Makro oyuna yansıtabiliyorlar mı? Öne geçtikleri maçta bunu baskıya dönüştürebiliyorlar mı? Geriye düştükleri zaman koruyabiliyorlar mı? Bu alanlarda henüz bu iki takımın da genç takımlar olduğunu unutmamak ve bu alanlarda zorlandıklarını söylemek lazım. Trial'in analizmasında söylediğine katılıyorum. Her oyunda olduğu gibi ormancılar çok etkili ama burada biraz daha etkili gibi. Çünkü Kanani'nin Broken Blade'e ve Broken Blade'i öne geçirmesi veya orta koridorda Abbedage'ye yardım etmesi. Keza aynı şeyi Reach'in yapması çok önemli. Hı-hı. Çünkü iki takımın da alt koridoru biraz defansif oynamaya çalışıyor. Çünkü alt koridorlar üzerinden oyun kurgulanmamış ve alt koridorların iki tarafta çok güvenmiyor. Biraz orta koridor üst koridor mücadelesi gibi geçecek. Bakalım hangi taraf burada daha fazla avantaj olacak. Bu adamın işi çok zor. İyi bir Hı-hı. sezon girişi yaptı Abbedage sezona. Evet. Ama bugün Frozen olunca karşınızda şöyle bir şey var. Her eşleşme, işte bu arada bahsettiğimiz Frozen Koreli oyuncu görüntüye geliyor. Geçtiğimiz yıl Longju Gaming'deydi Kore'de. Şimdi her eşleşmeyi kazanamazsınız. Artı bazen öyle şampiyonlar alırsınız ki Frozen'a üstünlük de sağlayabilirsiniz ama eşleşmeyi kazanmak değil önemli olan. O eşleşmeyi doğru oynayabilmek. Frozen'a üstünlük sağlayacaksınız. Defansif de oynayabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Bu takıma avantaj getirdiği sürece. Bakalım Abbedage ne yapacak? Frozen ne yapacak? Frozen da zaman zaman
kendisinden çok şey beklendiği için, üstünlük kurduğu için bunu fazla abarttığını, hatta ekstra bir şeyler yapmak adına hata yapabildiğini de gördük geçtiğimiz haftalarda. Evet, peki Karan hakkında ne diyeceksin? Çünkü dün iki maçta da kendinden beklenilen performans çok altında bir performans ortaya koymuştu. Vallahi ben Kanani için şey diyorum genelde, işler iyi giderse oyuncusu o. Kanani de işler yolunda giderse harika oynuyor. İşte şu anda görüntüye göre Cezayir asıllı Alman oyuncu. İşler iyi giderse, oyun istediği gibi başlarsa, rotasyonlarını yapabilirse, destek görüş alırsa takım arkadaşlarından vesaire. Yani işler iyi giderse Kanani harika oynuyor. Ama işler onun hesaplarından biraz saptığı zaman o da sapıyor rotasından. Bakalım. Reach de mesela benzer özellikleri sahip ama Reach en azından daha kontrollü. Belki genetik yapısından. Yani bir tarafta Cezayir'in kaynayan kanı olup diğer tarafta Kore'nin soğukkanlılığı olunca farklı oyun stilleri olması da normal. Evet, diğer tarafta Reach'ten de bahsedecek olursak, Reach'e kendi vatandaşı ve çok üst düzey bir oyuncu Frozen'la birlikte orta koridor orman ilişkisi var. Bir de uzun zamandır Taldirin'le birlikte de oynayan bir oyuncu. Aynen, artı Türkiye Ligi'nde tanıyor tabii. Evet, onun gerçi Kanal'i de tanıyor ama. Onun yanı sıra bir de şu anda ekranlarda Reach zaten. 1907'de Fenerbahçe her zaman röportaj verirken özellikle Taldirin, bir türlü o dil bariyerini tamamen aşamadıklarını, o yüzden uyum sorunlarını ortadan kaldıramadıklarından bahsediyor ama yine röportajında Taldirin, bugün o uyum sorunu biz halledersek maça emin olarak çıkacağız ve kazanacağız. Böyle bir yaklaşım içindeydi. Şu anda Taldirin de takım kaptanı da ekranlarda. Taldirin tabii üzerinde biraz daha normalden fazla baskı var. Taldirin ligin belki de sırf Fenerbahçe 1907 Fenerbahçe'nin ligin en tecrübeli oyuncularından. Artı şu güne kadar görüntüde Taldirin hep şöyle bir ün kazanmıştı. Mekanik olarak ligin en iyi oyuncularından biri değil. Ama oyun bilgisi, liderliği, soğukkanlılığı, işler iyi giderken de kötü giderken de doğru karar verebilmesi de çok büyük bir lider olarak ön plana çıktı Taldirin. Fakat yeni kurulan bu kadroda karar verici olması gerektiği için üzerindeki baskı da yüksek. Çünkü ne olursa olsun Fenerbahçe'de oynamak, hele yeni kurulmuş ama iddialı bir Fenerbahçe'nin lideri olmak da pek kolay değil. Ama eğer bunu kaldırabilecek bir isim varsa o da Taldirin'dir. Gerçi dünkü karşılaşmada, özellikle ikinci maçta, öne geçtikleri maçta birkaç tane tercih hatası pek Taldirin'den rastlamayacağımız türde tercih hatalarıydı. Yani oyun içinde mekanik hatalar olabilir, oyun isteğiniz gitmeyebilir ama tercih hatası pek beklediğimiz hata değildi Taldirin'den. Evet, çok haklısın. O konuda sana katılıyorum ve aslında League of Legends'ın en önemli noktalarından birisi de bu. Öndeyken oyunu oynamak, devam ettirmek çok kolay. Oyunu kapatmak konusunda belki aynı fikirde olmayabiliriz ama gerideyken oyuna dönmek, tutunabilmek veya soğutabilmek çok fazla tecrübe ve soğukkanlılık istiyor. Aynen. Dediğin gibi Taldirin de bu konuda en önemli kıstaslardan bir tanesi belki de. Bu arada seçim ekranında küçük bir sorun oldu galiba. Henüz seçim yasaklamaya geçemedik. Şu anda Galatasaray cephesinde bir ses problemi var. Teknik ekip konu hakkında çalışıyor. Sorun hallolduğunda karşılaşmaya geçeceğiz Elysian ekranlarda. Bu sezon herhalde tüm ligde iş en zor olan 2-3 isimden biri. Çünkü Elysian yıllardır tanıyoruz. Bir orta koridor oyuncusuydu. Fenerbahçe'ye gelirken de nişancı oynayacağı tam belli değildi. Fenerbahçe sezon başında yeni öne çıkan ve çok bu sezon kendisinden çok şey beklenen Jimmy ile anlaşmıştı aslında nişancı pozisyonunda. Fakat Jimmy bir ceza aldığı için, bir sezonluk bir ceza aldığı için onunla oynayamadılar. Şimdi Padden ve Elysian hangisi onun yerine nişancı olacak derken, Elysian tecrübesiyle nişancı rolündeki antrenmanlarda ve gösterdiği performansla buraya alındı ama tabii ki kolay değil. Hele ki biliyorsun 7. sezonun başında, şu anda içinde bulunduğumuz 7.1 yamasında nişancılar en zavallı pozisyondalar. Yani aslında en güçlü olması gereken rol şu anda en çaresiz durumda olan onların rol. Onların klasmanı taşıyıcı ama aynen, daha çok taşınan taraf gibi. Aynen. Şu anda niye Ashley Varus bu kadar oynuyor? Ashley Varus çok iyi olduğu için değil. Sadece işlevsellikleri çok yüksek olduğu için. Şu anda taşıyıcılar, yani daha doğrusu en azından nişancı olan taşıyıcılar daha çok taşınan rolündeler. Bu role alışmak, yeni kurulan bir takımda nişancı pozisyonunda oynamak, nişancının şu anki durumu, orta koridor alışkanlıklarının devam ediyor olması vesaire derken, artı unit back'le uyum, zaten bir destekle uyum sağlamak çok kolay değil. Elysian'ın işi, hele ki bu kadar güçlü de bir dominant bir orta koridorda varken hayatı kolay olmuyor Elysian'ın. Şöyle de parantez açmak lazım. Unit back ve Elysian eski takım arkadaşları ve ne kadar koridorları önceden dahi farklı olsa da boş zamanlarında alt koridorda birlikte oynayan bir ikili bu. Ondan bahsetmek lazım. Bir de şunu ekleyeceğim. Şu anda Elysian bu lig için nişancı pozisyonu zayıf görünüyor ama çok da kötü durmuyor.
Ne kadar o pozisyonun yeni adapte olmaya çalışan bir oyuncu olsa da en azından defansif oynayıp senin de dediğin gibi tecrübesiyle bir şekilde takımına yarar sağlamaya çalışıyor. Şu anda da Unispek ekranlarda gayet mutlu görünüyor şu anda. Vallahi, Fenerbahçe cephesi. Elijin çok zor bir işi kalkıştı. Hı hı. Sana katılıyorum. Elinden geldiği defansif oynayıp hata yapmamaya ve üstüne düşen yükü belli oranda kaldırmaya çalışıyor. Büyük dezavantaj ama tabii bu role yeni geçmesi. Evet. Ya da nişancının 7.1 yamasındaki zayıf hali. Tek büyük avantajı var ama herhalde bu sezon Şampiyonluk Ligi'ne bakıyorum da en zayıf bölge alt koridor. Yani tüm lig genelinde Zaytnot'a Dumbledore'cu bir kenara ayırırsak gerçekten dominant alt koridor. Yani iyi oynayan mesela sezona çok formda giren bir crew alt koridor var. Madness özellikle çok formda girdi. Hakkını teslim edelim. Ama genel itibariyle orta koridor, orman ve üst koridordaki yetenek ve odak alt koridorda yok. En azından sezon başı itibariyle bakarsak. Evet ve çünkü o bölgelere yatırım çok daha fazla oluyor. Özellikle transferler. Yani mesela bu maçta bile Frozen, işte Fenerbahçe düz koridoru Taldir'in şu anda Medegar'da ekranlarda Galatasaray eSports'un destek oyuncusu Kidres'le beraber alt koridorda. Geçen sene mesela bakıyorum en zayıf olarak yani diğerlerine oranla üst koridor gibi gözüküyordu Türkiye Şampiyonluk Ligi için. Ama şu anda alt koridorların gerçekten bu arada Kidres görüntüde o da geçtiğimiz yıl büyük çıkış yakalamıştı. Zaten istikrarıyla, soğukkanlılığıyla asla ve asla görev bilincinden uzaklaşmamasıyla özel bir yerdedir. En güzel. Bu arada seçime saklamaya geçtik. Hemen tabii ki Sindra Kamil geldi. Bu herhalde ezberledik. Kamil, LeBlanc ve Rengar'ın yasaklanmama gibi bir ihtimali yok. Onları biliyoruz. Diğerleri ne olacak? Jace tabii ki şu anda gene güçlü şampiyonlardan. Tahmin ediyorum Rengar gelecek ya da LeBlanc. Evet, bu arada geçen hafta Frozen'ın bir LeBlanc performansını izlemiştik. Ne kadar oyunun erken safhasında iyi bir oyun geçirse de ona karşı iyi bir kompozisyon kurulmuştu. Ve LeBlanc tabii 1907 Fenerbahçe sağ tarafta olduğu için, ilk seçim hakkı Galatasaray'da olduğu için yasaklamayı tercih ediyor. Şimdi birer yasaklama daha gelecek. Zaire yasaklaması geldi Galatasaray'dan. Evet, burada da Rengar'ın geleceği kesin gibi. Bu Malzahar'ın ilk seçim olma ihtimalini hızla arttırır. Rengar geldiği takdirde ki gelmesini bekliyoruz. Tabii ki Rengar geldi ve bu Malzahar'ın ilk seçim olma ihtimalini çok 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 arttırdı. Bakalım. Evet, Malzahar'da ilk seçim. Zaten artık ezberledik galiba bunları. Hani bu kimse için pek sürpriz değil. Broken Blade'in Fiora'sını yasaklamadılar. Ama üst koridorda tabii Fiora illa tank metası olduğu için çok seçilme ihtimali düşük ama Broken Blade'in efsane bir Fiora oyuncusu olduğunu da altını çizelim. Evet, ama o Fiora tercihi Kamil'e karşı aslında tabii alınan bir tercih. Normalde kör bir seçim yapacağını ben düşünmüyorum. Yok, asla. Hele İlk zaten önce bir rakibi görmesi lazım. Artı zaten şu anki tank metasında çok zor bir seçim olur. Belki bir Rek'Sai ormana gelirse bir denenebilir. Bu arada Miss Fortune'a bu kadar öncelik vermek ilk turdan. Evet, ikinci hafta ikinci günde biz ilk defa ilk rotasyondan Miss Fortune seçildi. Tabii Mazhar gördükleri için muhtemelen. Bir kere daha yasaklama rotasyonu geleceğinden ötürü belki de rakibin Miss Fortune yasaklayacağını düşünüp ilk rotasyondan bunu yapmış olabilir Fenerbahçe. Yanına bir de belki de şu anda Meta'nın en güçlü ormancılarından Kha'Zix'i Reach kitledi. Ama onun da geçtiğimiz karşılaşmalarda Kha'Zix'le çok da iyi performanslar sergilediğini söylemek güç. Kha'Zix evet çok güçlü, çok iyi. Fakat Kha'Zix vezir de eder rezil de, onu unutmamak lazım. Erken aşamada önemli, daha doğrusu erken ve orta aşamada önemli bir avantaj yakalamazsınız. Geç aşamada takım savaşlarındaki etkisi çok hızlı düşüyor. Oyun ilerledikçe etkinliği azalıyor. Mutlaka ve mutlaka aktif olmak zorundalar ama zannediyorum Fenerbahçe'de onun üzerine bir strateji kurmuş. Şimdi Jin kilitlendi. Tamam, bunda sorun yok ama eğer Ormancı'yı kilitlemezse Galatasaray ikinci yasaklama rotasyonunda Ormancı'yı sıkıştırabilirler. Evet, ve Rice kilitlendi. Rice kilitlendi. Veda genelinde izlediğimiz ilk maçında Rice'da muhteşem bir oyunu vardı. Evet. Daha sonrasında Rice çok fazla açık kalıp onun oynadığını görmedik ama bu maçta açık kalınca direkt olarak almayı tercih ediyor. Son 10 saniye var Fenerbahçe'nin bu rotasyondaki son seçimi için. Bu arada tabii Ormancı'yı seçmemiş olmaları, şimdi iki tane Ormancı yasaklayarak Fenerbahçe elini çok kısıtlayacak Galatasaray'ın. Lucian mı? Bu arada Frozen hakemlere bakıyor. Muhtemelen bir hata oldu. Bir yanlış seçim olabilir çünkü Lucian'ı uzun zamandır görmedik. Evet. Yani bu muhtemelen... Yani o kadar şaşırdık ki Lucian'a. Bu kesin hatadır kardeşim, öyle iş olmaz dedik yani. Bu muhtemelen hata zaten. Çok düşük bir ihtimal Lucian'ın seçilmesi. Çünkü şöyle,
Luşin şu anda çok çok kötü durumda değil aslında. Ama nişancılar o kadar çaresiz ve o kadar zayıflar ki işlevsel bir nişancı seçmeyi, o yüzden zaten Jin, Ashe ve Varus dışında bir de Ezreal, o da Ezreal hani her yerden her yere gidebildiği için seçiliyor. Bu grubun dışına çıkmak demek, zaten yeterince oyunun sonuna kadar hiç hasar da çıkaramıyorsunuz, çok çaresiz kalmanız demek. Yani bir Lucian'ı seçmek zaten zayıf olan bir pozisyonu daha da zayıf hale getirir. Biraz oyunun en az 25 dakikasını 5'e 4 oynamanız anlamına gelir ki bu hani çok tercih edeceğiniz bir yöntem değil. Yoksa sorun Lucian'da değil. Sorun şu anda nişancıların ve oyunun durumunda. Aynen öyle ve Lucian haricindeki seçimler ve yasaklamalar aynen kalıyor. Lucian'a kadar tekrardan seçim yasaklama ekranına geçeceğiz. Peki şu ana kadar olan şampiyonlar hakkında ne düşünüyorsun? Ben biraz şeye şaşırdım. Ryzen alınmasında bir sakınca yok. Abbe Dagger Ryzen'ı çok seviyor. Özellikle karşısında Frozen varken çok güçlü ve kendisini iyi hissettiği bir şampiyon alması önemli. Yalnız kendi ellerini biraz bağladılar. Şimdi muhtemelen ikinci yasaklama rotasyonları Lee Sin yasaklanacak ve Rek'Sai yasaklanacak diye tahmin ediyorum. Bu Kanani'nin hayatını çok zorlaştıracak hangi ormancıyı seçeceğine dair. Ama Ryze'ı alayım kafam rahat olsun. Karşımda Frozen var, adamla zaten uğraşamıyorum. En azından kafam rahat olsun demiştir. Önceliğini oraya koydu galiba. Bir de Syndra da yasaktı. Syndra da yasaktı. Ya şimdi Frozen olunca hemen hemen her şeyi oynayabildiği için. Yani, Tali alır mesela. Bütün o koridor şeyi etkiler. Haritayı etkileyebilir. Ne alacağını bilemiyorsunuz ki. Hemen hemen her şeyi oynayabilir. Ha, Ryze'ın net bir kontrası olmadığı için Ryze'a karşı özellikle bir şey seçmez ama ne seçerse seçsin Frozen o koridorda muhtemelen avantajlı olacak. Ama ben erken oyunda çok etkili olup sonra yavaş yavaş düşen bir orta koridoru seçeceğini zannediyorum. Çünkü Ryze tabii oyun ilerledikçe çok çok daha etkili oluyor. En azından onu dengelemeye çalışacaktır Frozen. Peki Miss Fortune, Malzahar bu iki destek oyuncusunu şampiyonu nasıl karşılaştırıyorsun? Malzahar'a karşı iyi bir seçim Miss Fortune. Çünkü kurşun yağmuruyla pasifini düşürebildiği için ondan sonra daha rahat mücadele edebiliyor. Malzahar'a karşı seçilebilecek en önemli şampiyonlar diyebilirim. Malzahar ilk seçim olduğu zaman ilk üçlüde yani ikinci yasaklamalara gelmeden bir kontra seçmek lazım. Çok mantıklı. Bu arada tahmin ettiğimiz gibi Varus geldi. Şimdi yasaklamalarda ben burada Lee Sin Rek'Sai'yi bekliyorum Fenerbahçe cephesinde. Galatasaray ise bir orta koridoru biraz sıkıştırmaya demin. Fiora geldi. Broken Blade'den, Broken Blade'in Fiora'sı böyle de korkutuyor adamı işte ama normal. Çok normal. Hiç şaşırmadım. Çünkü Broken Blade hani ligimizin değil yani dünyanın sayılı Fiora oyuncularından olabilir. Çok 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 özel bir Fiora oyuncusu gerçekten. Evet, çok haklısın. Şu ana kadar yapılan şampiyon tercihlerine bakacak olursak da ben bir Taldırın'ın üst koridorda Mauka'yı bekliyorum. Çünkü tamamen fiziksel hasara yatırım yapıldı şu anda. Hem tank hem de biraz da büyü hasar verebilecek bir şampiyon. Orion'la yasaklaması geldi Galatasaray cephesine. Galatasaray orta koridora biraz odaklanabilir. Biraz Frozen'ı zaten hani Ryze seçilmişken biraz dar bir şey alabilirler. Ben bir Cassiopeia bekliyorum ama Cassiopeia Ryze'e karşı da güçlü. Ben Lee Sin bekliyorum şu anda. Kanani'nin eline Lee Sin vermek istemeyeceklerdir. Onu Rek'Sai'ye ittirmeye çalışacaklar gibi geliyor bana. Evet, o da var. Bakalım son yasaklama tercihi ne olacak Galatasaray'ın. Fenerbahçe şimdi son yasaklamasını yapıyor. Shen geldi. Shen burada ilginç. Onlar Broken Blade'i rakibin en oyuncusunu sıkıştırmaya çalıştılar. Mantıklı, mantıksız değil. Ama bu üst koridor havuzunu kapatmadı tabii ki. Tabii ki kapatmadı. Ve Cassiopeia geldi son yasaklama. Lee Sin açık. Lee Sin açık. Bence burada Maokai'yi seçip Nautilus'e zorlayacaklar Broken Blade'i. Bakalım. Elysian üst koridor mu yoksa orta koridor tercihinde bulunacak. Son tabii 10 saniye kaldı. Orta koridoru seçmek de üst koridoru sona bırakır ama üst koridorda artık bir kontra seçim yapacak durum kalmadığı için. Maokai mantıklı. Zaten seçeceklerdi. Rakibi de belli bir havuzun içine kadar. Nautilus veya Poppy gelir. Benim tahminim Nautilus gelme ihtimali daha yüksek ama Poppy de olabilir. Tabii çok çok çılgın bir şeye kalkışmazsa Broken Blade. Göreceğiz. Diğer seçiminde tahmin ediyorum ormanda Lee Sin olacağını. Lee Sin, Nautilus seçimleri çok standart, derli toplu, sinerjisi yüksek bir kompozisyon olur. Ivern. Ha, şimdi işler değişir tabii. Evet, Kanani'nin yine Ivern performansını hatırlayacaksın. Kusursuza yakın oynamıştı ama. Ama her zaman söylediğimiz bir şey var. Ama. Ivern'ü kusursuz oynayabilirsin. Ama takımın Ivern'le kusursuz oynaması gerekiyor. Asıl mesele o. Yani Ivern'ü iyi oynamak değil, Ivern'ün takım halinde iyi oynanması gerekiyor. Ivern şu anda çok iyi, hep söylüyoruz. Çok iyi durumda. Nautilus geldi, evet tahmin ettiğimiz gibi. Ivern gerçekten iyi durumda. İnanılmaz işlevselliğe sahip. Daisy
göründüğünden çok daha etkili, çok daha iyi işler yapıyor. Hı hı. Ama takım Ivern'le ve Ivern'in yaptıklarıyla oynayabiliyor mu? Onu göreceğiz bakalım. Galatasaray bunun cevabını vaatle verecek. Fenerbahçe cephesinde ise son olarak bir üst orta koridor göreceğiz. Frozen riske girmek istemiyor galiba. Çok standart Korki seçti. Evet ve Korki kilitleniyor. Tabii nasıl bir eşya dizimi yapacağı da önemli. İlk önce muhtemelen Sihirçen yapacaktır. İki tane Korki farklı eşya dizilimi gördük şu ana kadar. Biraz daha kritik hasara da önem veren bir Korki eşya dizilimi. Ama diğer tarafta hiç kritik hasara önem vermeyip Hextech silah kılıç, işte dediğin gibi Sihirçen, bu tarz hem defansif hem ofansif eşyalarında bulunduğu bir eşya dizilimi ne gidebilir Frozen. Seçim yasaklama ekranı tamamlandı. Sizler de bu karşılaşma hakkında görüşlerinizi bildirebilirsiniz. Twitter.com lolespor'dan bu maçı kim kazanır oylamasına katılabilirsiniz. Peki senin yorumun ne bu seçimlerden sonra? Valla sonuçta şu anda 7.1 yamasında son derece standart kompozisyonlar kurulmuş. Burada iki takımın da hani değişik pozisyonlardan beklentileri, etkileri falan farklı. Mesela Miss Fortune biraz daha hasar odaklı ve daha uzun menzilli. Mazhar daha çok rakibi kitlemeye ve belli oranda tanklama haşerlerle tanklamaya odaklı. Yani Varus daha kitle kontrolü sahip, Jin daha uzak menzilli vesaire vesaire. Yani Naturius ile Mako'ya hemen hemen aynı işi yapıyor. Burada en taban tabana zıt konu orman. Yani bir tane orman suikastçilerin kralı, yani hayatı suikast üzerine kurulu Kha'Zix girip dalıp birini yok edip ortadan kaybolmaya kadar böcek. Diğeri de abi beni savaşa mavaşa sokmayın. Ben size yardımcı olayım. Bakın böyle çalılarımız var. Böyle deizimiz var. Böyle kalkanımız var deyip hani bir destek, en destekten daha desteklik yapan bir ormancı. Yani bütün zaten oyunun genel prensiplerinin de çok dışında diğer bütün ormancılardan çok farklı bir ormancı. Bu tabii ki otomatikman herkesin oyun stiline de direkt etki edecek. Hı-hı. Ve yapılanlara. Şöyle söyleyeyim. Oyunun 15 dakikalık bölümde, ilk 15 dakikasında Kha'Zix oyuna ne kadar etki edecek? Bu çok önemli. Eğer Kha'Zix ilk 15 dakikada fazla etki yaratıp oyunda belli bir avantaj sağlamamışsa takımına, kendine vesaire, bu işin biraz yavaş yavaş şeye dönmesine yol açar. Galatasaray. Galatasaray'ın oyunu açıkçası kompozisyonu geç oyun için daha iyi. Başta Ryze olmak üzere. Keza Ivern'de öyle. Hı-hı. Bakalım. Erken aşamada Kha'Zix'in neler yapacak? Ivern'den çok Kha'Zix'in ne yapacağı çok önemli. Bu arada şunu da altını çizmek lazım. Bir tarafta orman ve orta koridorda Korki Kha'Zix gibi kitle kontrolü neredeyse olmayan iki oyuncu var. Diğer tarafta kitle kontrolü bolca olan şampiyonlar var ve bu derbide, büyük derbide serinin ilk maçına geçiyoruz. Mavi tarafta Galatasaray eSports, kırmızı tarafta ise 1907 Fenerbahçe vadiye iniyor. Ve hatta çoktan bile vadiye inmişler. Orman girişlerini şu an için tutuyor iki tarafta, bir aksiyon yok. Ördek her zaman gibi nehirde ve kullanılan defansif totemler. Minyonlar harekete geçti. Kidres hiç riske girmeyecek tabii orada. Bu arada Taldir'in bu taktiği yapıyor. Dünkü karşılaşmada yapmamıştı ama geçen hafta bunu bize göstermişti. Yine Frozen'ın erken ikinci seviye olup orta koridorda bir üstünlük kurmasını istiyor Taldir'in. Belki bunun için kendi koridorundan ödün vermiş olabilir. Çünkü Makoya oyuncularının bu yetenekle başlamadığını biliyoruz. Ve Frozen orada 4 tane küçük minyon alıp hem 46'nın cebine koydu hem de ekstra tecrübe puanı. 46'ından çok daha önemli olan işte o ekstra tecrübe. Çünkü İlk minyon dalgası bitmeden ikinci seviye olacak Korki ve Korki ikinci seviye olduğu zaman direkt bütün yeteneklere hasar verebildiği için bu takasta çok daha avantaj yok. Abedage'nin çok dikkatli olması lazım. Zaten iki olmuş burada. Şu anda ikinci seviye hemen Yıldırımların Efendisi'nin hükmü de devreye girdi. Yalnız Abedage de karşılığını verdi bu takasta tabii. Şimdi o da ikinci seviyeye ulaşacak. Ormancılara bakacak olursak Reach altı ormanında mavi güçlendirme ve kurtlarını aldıktan sonra üst ormana ilerliyor. Bu arada Kidres'in canı bir hayli azalmış alt koridorda. Yarı canını kaybetmiş durumda şu an için. Muhtemelen bir deşen ok yedi, bir de üstüne kurşun yağmuru yedi herhalde. O kadar can kaybettiğine göre. Evet, Galatasaray alt koridoru ikinci seviyeye erken ulaşan taraf. Bu yüzden Unifact Illusion şu an için defansif olarak oynuyor koridorda. Onlar da ikinci seviyeye ulaştı. Koridoru biraz fazla itmiş görünüyor yalnız Galatasaray alt koridoru.
Kha'Zix üst ormanda şu anda pek riskli değil ama dikkat etseler iyi olur. Evet, Brokkum ile şu ana kadar iyi takas yapıyor üst koridorda ama Taldir'in hemen orada musibet iksirinden bir yudum aldı ve APDAG 3 milyon algası ittirdikten sonra üste dönüp Tanrıçanın gözyaşını bitiriyor. Bir tane de kontrol totem ekledi çantasına. Standart Rise geri dönüş paterni. Ne kadar erken Tanrıçanın gözyaşı o kadar hızlı dolacak o. Evet, Frozen da hızlı bir şekilde ittirdi koridorunu. Yalnız Kidres bu koridorda baskıyı kuracağım derken bütün peksimetleri yutmuş. Bu arada Varus uzun kılıçla başlamış değil mi? Evet, son zamanlarda Varus ve Jhin oyuncularının uzun kılıç 3 can iksir tercihini görüyoruz. Şimdi Rich'ten üst koridora bir baskın var. Broken Blade'in sıçrasını kullandığını görebiliriz. Sıçra çıpa. Güzel oyun Broken Blade'den ama hem canının yarısını kaybetti hem de sıçrasını almayı başardı Rich. Başarılı bir baskın dakika 4'te. Taldir'in çok az acele mi etti orada acaba? Yani gerçi daha fazlasını çıkarmak zordu ama. Urs ilerleyişi biraz daha saklayabilirdi belki. Yalnız esas acele etmek gerekirken Kidres ne yapıyor? Neredeyse düşüyordu Kidres, o deşen ok tutsa belki skorun geldiğini bile görebilirdik. Şifası var hala Kidres'in ama orada geri çıkmayı tercih ediyor. Medagar'ın da manası bir aile azalmış. Burada koridoru ittiren taraf Galatasaray tarafıydı ama şu an için koridor hakimiyeti Fenerbahçe'ye geçti. Orada Ivern Reach'in konumunu takımına göstermeyi başarıyor. Kanani'de 4. seviyeye ulaşmış. Reach henüz 3. seviye. Medagra oradaki minyonları zannediyorum ki dondurmak istedi kuleye yem olmaması için ama Unitwack onu engelliyor. 8 milyonluk bir fark var nişancılar arasında. Ama 4 milyon şeye gitti, Malzahar'a. Malzahar'a giden minyon da o kadar da boşa gitmemiş sayılır. Yani tabii ki nişancıya gitmesini tercih edersiniz ama... Bu arada Illusion'dan çok ilginç Tanrıçanın gözyaşı geldi. Yani nişancı Varus'larda bunu görmüyorduk. Görmüyorduk ama zaman zaman yapanlar oluyor. Yani bu da belki de şunun bir habercisi. Orta koridor Korki ile birlikte dürtme kompozisyonuna yöneliyor şu anda. Aynen. Yani nişancı Korki, orta koridor Varus gibi de bir seçim belki ortaya koydular. Bir o, ikincisi bir de Illusion tabii orta koridorda Varus'u belli şekilde oynamaya alıştı. Ben böyle oynuyorum kardeşim diye. Ben böyle biliyorum. Reach oradaki kontrol totemini alıyor. Orta koridorda bir takas olacak ama alt koridorda da takaslar durmak bilmiyor. Malum orta koridor Varus'ları Tarcan'ın gözyaşıyla dürtme gibi oynuyorlar. Al. Deşenok. Deşenok ve anahtar kabiliyetine bakacak olursak, bu arada tweetler gelmeye devam ediyor hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarından. Normalde nişancı Varus'lar ölüm ateşi dokunuşu anahtar kabiliyetiyle dahil olmuyordu. Bu maçta Illusion o anahtar kabiliyetle oyuna başlayarak nasıl bir oyun profili oyuna ortaya koyduğunu gösterdi aslında. Benim bildiğim Varus böyle oynanıyor kardeşim diyor. Şimdi Reach'ten bakalım alt koridora bir baskın gelecek. Kidres'in başı belada. Kidres sıçrasını kullanmak zorunda kalabilir. Sıçra aldılar. Medagar bir bitkinlik kullandı. O sıçraya başvurmadı. İki sihirdar bir soluyor ama orta koridora bir baskın Broken Blade'den. Ve son vuruş orada. Broken Blade'e geliyor. Abbedage'den kullanılan bir sıçra boşa gitse de ilk kanı orta koridorda almayı başardı Galatasaray. Broken Blade Galatasaray'ın yıldız oyuncusu. Kendi koridorunda belki Maokai ile... Herhangi birebir de bir şey yapamaz. Ama burada 6. seviye olur olmaz derin darbe gelir gelmez orta koridora gitti. Zaten derin darbeyle aldı skoru. Skoru derin darbeyle aldı. 2 tane sihirdar büyüsünü kullandı bu arada Frozen. Ve skorun tekrarı da ekranlara geliyor. Yalnız bu baskında üst koridorda tabii Broken Blade yürüyerek çıktığı için canının belli bir kısmını kaybetmiş. Asıl dikkatini çekmek istediğim nokta şu. Biliyorsun Korki'nin yaklaşık 1 dakika sonra teslimatı gelecek ve üste döndükten sonra çok hızlı bir şekilde o koridoruna dönebilirdi ama burada dakika 6'da henüz o skoru aldığı için Broken Blade ve Frozen üste gönderdiği için bir hayli bir zaman kaybı yaşadı Frozen. Yani şu anda 30 saniye sonra üste dönüp o paketi aldığında yine bir ekstra zaman kaybı yaşayacak. O da tabii tekrar koridora gelirken pırıltıyı cebine koymuş ama diğer tarafta antik dönüştürücü almış Abbedage. Antik dönüştürücü, Tanrıçanın gözyaşı. Bu Ryze'a en ufak bir saldırı etkisi yaratmıyorlar ama temeli kurdu artık. Ryze bundan sonra Ryze için her şey daha iyiye gidecek.
en zor bölümü geçti diyebiliriz Rise için. Ama dediğimiz gibi iki takım arasındaki en önemli farklardan biri oyunun erken aşamasında üstünlük sağlamak zorunda olan taraf Fenerbahçe. Bu arada Frozen yardım ediyor zannediyorum Kirgiç'e o kırmızı güçlendirmeyi alması için. Bulduğu boşlukta. Ve Illusion tabi Tanrıçan'ın gözyaşıyla koridoru döndüğü için genelde biliyorsun Ezreal oyuncuları Tanrıçan'ın gözyaşı aldıktan sonra belli bir süre o koridorda sadece minyon biçmeye oynar ama burada 726'ını sadece bir mana eşyasına yatırsa dahi Illusion koridorda agresif oynamaya devam ediyor. O aldığı mana eşyasıyla birlikte hiç pasif oyun sergilemiyor şu anda. Çünkü gerek Kurşun Yağmuru, Miss Fortune'un Kurşun Yağmuru, gerek Deşenok'la inanılmaz dürtüyorlar. Ama tabii bu ne zaman değişecek bu iş? Malzar 6 olduğu zaman ve 6 olmak üzere Malzar. Malzar 6 olduğu zaman sıçrayla bir oyun görebiliriz ki onu bekliyorlar gibi geliyor bana da alt koridoru. Şu ana kadar inanılmaz dürttü Fenerbahçe alt koridoru ama Galatasaray 6 olduktan sonra oyunun rengini değiştirecek. Taldır'ın orta koridoru bir ziyarete geldi ama Rice çok temkinli. Biraz evvel Broken Blade gelmişti. Şimdi Taldır'ın geliyor ama aynı sonucu yaratmadı bu gelişler. Evet. Ve Taldır'ın henüz üste dönmemiş. Çünkü diğer taraftaki Broken Blade'in üzerindeki eşyalara bakacak olursak. Şimdi alt koridorda bir son perde açıldı. Medagir i̇şte, sıçrıyor. Illusion tutmayı başardı. Unitback önüne baraj kuruyor. Unitback'in canında bir aile azalmış durumda. Şifa kurtaracak mı? Sıçra geldi Unitback'ten. Ve diğer tarafta Medagir'da yerine mıhlamayı başardı Illusion ama alt koridorda çok fazla kaynağını kaybetti. 1907 Fenerbahçe hemen Kanani'de. Alt koridor yakınlarında. Buradaki minyonlarla birlikte bakalım. Kuleye ne kadar hasar bırakabilecekler ama Reach de hemen kademede bekliyor. Ve buradaki minyonlarla kuleye hasar vermeye gelmedi. Killrez. Ama hala arkadaki çalıda bekliyor Kanani. Tahmin ettiğimiz gibi Mazhar 6 olur olmaz sıçrayla bir oyun yapmaya çalıştı. Bunu yaklaşık işte oyunun 9 dakika 50 saniyesi, 9 dakika 50 saniyedir bunu bekliyorlardı. Fakat işte farkı nerede yaratıyorsun Yufoni? Bunu tamam 9 dakika 50 saniye bekledin. Biraz daha bekle yani daha uygun bir fırsat geldi. Aman abi 6 olduk işte bunu bekliyorduk haydi aa diye dalmanın. Gerçekten çok fazla faydası olmuyor. Yani şuradan bir şey çıkarmadılar değil, çıkardılar. Ama istedikleri şeyi çıkaramadılar ve koridoru da geri dönmek zorunda kaldıkları için okyanus ejderinde Fenerbahçe'nin kontrolüne bırakmak zorunda kaldı Galatasaray alt koridoru. 10 dakika bekleyip o fırsat, o pencere geldiği zaman bu kadar aceleci davranmamak lazım. Evet ve Frozen'da teslimatı bitmek üzere. Zannediyorum ki onu kullanacak şu anda. Ufak bir takası kullanamadan geldi. Bitti galiba. Evet. Kanani orta koridora yaklaşıyor. Illusion'da üste döndükten sonra dişli kamayı eklemiş çantasına. Yalnız Taldır'ın hala üste dönmedi uzun bir vakittir. Cebinde yaklaşık 1500 altından belki de daha fazla vardır diye tahmin ediyorum. 1900 altın var şu anda. Minyonda 20 minyonda üstünlüğü var. Tabii bu Reach'in üst koridora yaptığı baskın artı Broken Blade'in orta koridora gidişiyle de çok alakalı. Yoksa birebirle bir ilişkiyle değil. Ama altın dolusunda herhangi bir fark yok aralarında. Çünkü ilk kan farkıyla onu kapattı Broken Blade. Ama bu sayede işte o ilk kan altında bir fark yaratmadı iki takım arasında. Şimdi Medagir rakip ormanda oradaki bir totemi alıyor. Yalnız son vuruşu yapamadı biraz çekindi. Hemen oradaki bitkiyle birlikte rakip ormandan uzaklaştı Medagir. Kanan alt koridor civarlarında dolaşmaya devam ediyor. Yine o çalıya girdi çünkü orada bir kontrol totemi var. Yalnız Medagir çok fazla hasar aldı. Canının yarısını kaybetti şu anda. Bir Deşenok, bir Kurşun Yağmuru öyle can yakıyor ki Kidres'i de görüyoruz sürekli. Son perde açıldı. Hani yalnız geliyor. Hemen yerine mıhladı rakiplerine Illusion. Gelen bir de ışından var. Daisy de sahnede ama diğer tarafta Taldir'in de aynı şekilde ışınlarını iptal ediyor. Bakalım bu Daisy ile kuleye bir baskı kuracak mı Galatasaray alt koridoru? Hemen Reach bu baskıyı görünce orta koridoru bırakıp alt koridora yönelmeye karar verdi ama buradaki baskıdan da vazgeçti Galatasaray. Galatasaray'ın alt koridorda bir şeyler yapmak istediğini görüyoruz. Ama plan ve organizasyon konusunda sınıfta kaldıklarını da söylemek lazım. Yani şu hani ne Daisy'yi önce çıkardılar ne kitle kontrolü baştan başlattılar. Yani Illusion ve Unitback şey yapmadı bile yani hiçbir şey yapmadı. Bir adım geri attılar. Başka hiçbir şey yapmalarına gerek kalmadı. Bu, hani her zaman söylediğimiz bir şey var. Bir yere belli bir miktar kaynak ayırıyorsanız o ayırdığınız kaynak sonuç elde edemezse diğer taraflardan kaynak kaybediyorsunuz demektir. Hani şurada bir şey kaybetmedi Galatasaray ama burada bir şey kazanamaması demek oyunun diğer taraflarında başka şeyler kaybettiği anlamına geliyor.
Evet, şimdi Frozen güvenli bir şekilde mavi güçlendirmesini aldı. Orta koridorda minyon sayıları eşit. Herhangi bir fark yok iki oyuncu arasında da. Tabii bu arada Frozen'da çok çok az kalmış üçlü kuvvetinin bitmesine. Zaten üç parçasını da almış durumda. Sadece birleştirmesi muhtemelen kaldı. Muhtemelen bitmiştir şu anda. Evet. Üçte dördünü alacak. Üçte dördünü alacak ve 11 olacak. Roketler ikinci seviyeye gelecek ultisi. Bu da önemli bir güç patlaması demek. Şey için, Korki için. Evet, Reach de kırmızı güçlendirmesini bir kere daha aldı. Dakika 13'e geldik. İki takım arasında da herhangi bir fark yok. Herhangi bir altın farkı yok. Tek skor Broken Blade'de. İki takım da olabildiğince temkinli oynuyor bu karşılaşmada. Valla o skorun hiçbir avantajı olmadı tabii. Hiçbir avantaj getirmedi. Şu anda oyundaki tek fark herhalde şey diyebiliriz bence. Bir tane Okyanus Ejderi ki Okyanus Ejderi de en zayıf ejder bildiğimiz gibi. Evet, belki orta koridordaki baskın Frozen'ın açabileceği minyon farkını açmasını engelledi. Harici dediğin gibi bir fark yok altın olarak. Reach şimdi rakip ormanda kırmızı güçlendirmedi ama Kanani'de orada bir karşılaşma görebiliriz. Hemen oraya çalısını bıraktı, yeşertti. Medagar yalnız ultisini kullanamadı Reach üzerine, çok ilginç. Menzile giremedi zannediyorum. Yalnız orada zehrini bıraktı Reach üzerine ama kullanmayı tercih etmemiş olabilir. Bu arada Elysian alt koridorda rakibi dürtmeye devam ediyor. Şimdi Reach alt koridora yakın. Oh. Muazzam mesaj. Sıçrayla birlikte bir oyun ama. Killrest'ten güzel sıçra. Medagar'a isabet edince ilk yerine Mıhtan'ın ismi oluyor ve Killrest hayatta kalmayı başardı. Yalnız aynı Galatasaray için söylediğim şeyi Fenerbahçe için de söylememiz lazım. Onlar da mesela Reach ile koordine edemediler aşağıdaki agresifliği. Ha gene bir şey çıkmayacaktı muhtemelen ama hani ormancılarla koordinasyon konusunda iki alt koridorunda sıkıntı yaşadığını söylemek lazım. Şu anda yalnız alt koridor hakimiyeti tamamen 1907 Fenerbahçe'de. Uzaklardan açılan bir son perde var. Bu sadece oradaki minyon dalgasını temizlemek için kullanılan bir yetenek. Arka tarafı ışığından geliyor ama takım arkadaşları çok uzak oraya ve Broken Blade bu ışınlarını iptal etti. Yani arada da 5 sıçra mesafesi bir uzaklık vardı. Burada büyük ve iletişim eksikliği Galatasaray cephesinde. Yani en doğru ve en gerçek tabir o. Ha, korkunç bir iletişim eksikliği yani. Hani o ışınlarını tamamlasa bile Broken Blade hiçbir şey elde edemeyecekti ki. Boşu boşuna ışınlarını kaybetti. Şu anda Fenerbahçe önümüzdeki 4 dakika boyunca ışından avantajına sahip. Ve 45 saniye sonra ejder var. Bedagen üzerinde kırmızı güçlendirme de var. Frozen üstüne koştu korkusuzca. Frozen oradaki minyonları alıp geriye doğru çekiliyor. Ve zannediyorum ki kısa bir süre içinde teslimatı da gelecek Frozen'ın. Ejder öncesinde üst koridordaki takaslar devam ederken buradaki asıl amaç tabii minyonları temizlemek iki tank oyuncu arasında. Bakalım Fenerbahçe bu ışından avantajını bir şeye dönüştürebilecek mi? Maokai'nin ışınlığını var, Natürlüs'ün yok. Evet, Frozen şu anda teslimatını aldı. Yani 10 saniye varken bu ejdere Galatasaray'ın oraya yaklaşması çok kolay olmayacaktır. Kanani de bir orman kampını dağılarak bir seviye önüne geçtirir için. Reach hemen ejdere başlıyor. Zaten Abbedagen'in de üste döndüğünü biliyorlar. İkinci ejderini alacak Fenerbahçe. Ama belki de senin de az önce söylediğin gibi oyunun etkisi en az olan ejderi Okyanus. Tabii şuna değinmek lazım aslında. Dürtme kompozisyonu kuran bir Fenerbahçe'nin İlerleyen dakikalarda mana sorunu yaşayabileceğini öngörebiliriz ve Okyanus Ejderi de bu konuda ilacı olabilir onların. Tamamen bir dürtme kompozisyonu yapacaksanız Okyanus Ejderi'nin değeri çok daha artıyor. Hatta belki de en önemli ikinci ejder bile diyebilirsiniz o zaman. Ama tabii tam bir dürtme kompozisyonu, dürtebilen bir kompozisyon ama tam bir dürtme kompozisyonu değil. Ama senin de yani şeyi söylemek lazım, Okyanus Ejderi diğer kompozisyonlar oranına daha yararlı, onu hakkını verelim. Evet, bu arada orta koridora döndüğümüzde Abbedagi yarı canını kaybetmişti ve Frozen şu anda full canda. Üstten yeni gelen Abbedagi'nin yarı canını aldı ve gitmesini bir kere de engelleyecek sanırım. Kullandığı bir füze salvosuyla da orta koridorda yalnız her baktığımızda minyonlar eşit. Bir minyon bile fark yok. Evet, ama o Abbedagi tabii erken aşamada Ryzen işi biraz da zor ama ortaya bir baskın almasının sonucu. Ama unutmayalım, oyun ilerledikçe Ryze çok daha etkili olacak Korki'ye oranla. O yüzden oyunun ilerlemesi en azından kompozisyonel açıdan Galatasaray'ın işine geliyor.
bakalım Frozen ikinci eşya kazmayı neye çevirecek? Dakika 18'e geldik. Orta koridorlar neredeyse 200 milyon ulaşmış durumda. Alt koridorda Illusion'a Yunus Bek olabildiğince ittiriyor. Sıçrayla birlikte bu ulti geldi. Önde kalan Illusion'a. Çok az canı kalmış durumda. Yan taraftan kanını geliyor ve arka tarafa kullanılan bir ışından Taldirim buraya gelmeyi tercih etmedi ve iki skor birden çıkarıyor alt koridorda. Galatasaray Esports orta koridorda da bir savaş var. Bitkinlik kullanılmış ama Sıçra ve Hayalet HPDG hayatta tutuyor. Bu alt koridordaki iki skor ilk kule anlamına gelecek. İlk kule anlamına gelecek. Ama burada Broken Blade çok daha proaktif ve etkili davrandı. Açıkçası şunu da ilk kule altının da kazandığı Galatasaray cephesi. Açıkçası Taldrin'i de ters köşeye yatırdılar. Taldrin burada doğru reaksiyonu veremedi. Çok daha erken reaksiyon vermesi gerekiyordu. Ama en büyük hata bence Illusion'da çünkü çok önde kaldı. Rakipte Manzar gibi bir kitle kontrolü varken Hapedagi orada orta koridora ultisiyle hızlı bir şekilde geldi. Taldrin bu kuleyi zaten alamayacak muhtemelen. Frozen en azından bir rakip mavi güçlendirme almayı başarıyor Reach ile birlikte. Şu ana kadar şeyi de söyleyelim yalnız. Tamam koordine olmakta zorlanıyor olabilir iki takımda ama daha etkili olması gereken, daha oyuna ağırlık koyması gereken Kha'Zix olduğu için yani burayı daha verimsiz geçiren... Koridorda yakalanan bir Illusion var. Yok oldu adeta. Şifa kullandı ama Frozen sıçrayarak Bedage skorunu almaya başarıyor. Unit Back şimdi orada mermi manyağı ile kilitlese çok fazla hasar bıraktı ama Medagar'ın kullandı. Orada alanı bıraktı. Şifa hayır. Kefaret düzeltiyorum. Kanani'den gelen bir kefaret var. Ben de o kefaret nereden çıktı? Ben de bir an Medagar'ın eşya setine baktım ama yoktu. Ve orta koridorda Frozen o kuleyi de almayı başarıyor. Çok fazla hasar bırakıyor rakibinin üzerinde Frozen. Kanani oradan geriye doğru çıktı. Ve orta koridordan bir kule almayı başardı. 1907 Fenerbahçe. Dakika 20. Şimdi Baron vadede. Frozen elinden gelen her şeyi yapıyor. İşte bu Illusion'ın yakalandığı pozisyon. Broken Blade çoktan gelmiş. Çıkışı kapatlar. Gerçi hani çok şart mıydı? Şöyle şarttı. İlk kule altını almak için yararlı oldu ya da koridoru ittirebilmek için. Ama Taldrin ışından avantajına sahip olmuşken bunu hiç kullanmayı düşünmedi bile. Broken Blade ise ışından kökü benden olsun abi gerekirse kullanırım deyip ışından geldiği zaman kullanıyor. Taldrin ışınlığını eve götürmek niyetinde. Şu ana kadar hiç etkili... Yani evet, yaklaşık bir 9-10 dakikadır ışınlanını kullanmadı Taldrin. Ha, Broken Blade'in 3. ışınlanı gelecek Taldrin kullanana kadar. Ha, Broken Blade'in yarattığı etki çok daha büyük. Bunu kabul söylemek lazım. Artı aynı şeyi yalnız Reach için de söyleyeyim. Çünkü Kha'Zix'in daha aktif olması gerekiyor. O kesin. Ha, Kha'Zix oynuyorsanız daha aktif olmak zorunda. Şimdi skorda orada Taldrin'i yakaladı Broken Blade. Kanan'ın yan tarafta ama hasar vuramayacağını biliyor. Şimdi mekan sapmasıyla... Sadece Kinres'i gönderdi Discord'a Fedage. Bu dayı. Değil mi? Mekan sapması geliyor. Kim gelecek? Bakıyorsun. Bazen hiç kimse gelmiyor. Bazen sadece minyonlar geliyor. İşte bazen Ryze'in kendisi geliyor. Bazen birilerini yollamış oluyor. O Ryze ben karar verdi. Tabii ben gitmeyeceğim abi. Benim üstte işim var. Sen takıl dedi. Serap'ın şefkatini tamamladı o da. 752'ye ulaşmak üzeredir diye tahmin ediyorum. Orta koridorda Frozen ebedi kılıca gidiyor bu arada. Oo. Frozen... Kodum mu oturturum? Build'ı bu. Kodum mu oturturum eşya dizilimi? Zaten Frozen'a bakarsan şey diyordur kendine. Abi bu maçı taşıyacaksak biz taşıyacağız. Gene bize kaldı bu iş. Ebedi kılıçtan aşağısı kurtarmaz beni dedi kendi kendine muhtemelen. Tek skorda, takımın tek skorda onda. Illusion'ın eşya düzenine bakacak olursak o da yoğunluğu tamamlamış. Daha sonra mana vereni bitirecek diye tahmin ediyorum. Baş melek asası her an dönüşebilir Seraph'ın şefkatine. Evet. Asırlık sobada 10 yük de tamamlandı. Bundan sonra Ryze'da ben de hazırım diyor. Ve şimdi üst koridora baskına geliyor 1907 Fenerbahçe takımı ama Broken Blade'den çok akıllıca bir oyunu. O ileride tuttu minyonları. Burada hemen ultisini kullandı bekletmeden Unit Pack'in üzerine. Kanani kullandığı kefarette eksilen canını tamamladı Broken Blade'in. Abedage alt koridordan minyonları ittiriyor. Onu karşılamaya Frozen geldi alt koridora. 15 saniye sonra Alev Ejder'i var ve Illusion'la Taldrin üst koridorda. Yani bu Ejder'i muhtemelen Fenerbahçe rakibine bırakacak. Ama Taldrin'in belki ışınlanları kullanamadı ama en azından üst koridorda... işte hep diyoruz ya, bir yere kaynak ayırırsanız bir şey elde etmezsiniz yoksa başka bir şey kaybedersiniz. Kaynak ayırdı, Galatasaray aşağıdan bir şeyler elde etti. Ama Fenerbahçe de bu sırada boş durmadı ve en azından üst koridoru, Azatka üst koridoru almayı başardı. Evet. Oo.
Alevejilerle başladılar. Buna bir direnç gelmeyecek ama şu dikkatimi çekti. Ebedi kalıcını bitirdi Frozen. Yanına da Merkür'ün adımlarını ekledi. Merkür'ün adımları ilginç bir tercih işte. Bak bunu beklemiyordum. Yani çünkü normal şartlarda Corki'den sihirbaz pabuçları beklersiniz. Merkür adımları tuhaf. Yani karşıdan gelen... Hani büyü hasarı odaklı bir takım olduğu için belki onunla da biraz yardımcı olur diye. Yani o kitle kontroller illaki sıyrılma illaki işine yarayacak ama belli bir ölçüde. Corki zaten çok uzaktan hasar veren bir şampiyon olduğu için orada bir tuzak girişimi var orada. Medagir'le Kanani bakalım girecek mi oraya? Kanani'ye odaklandılar. Hemen sıçradı Kanani ama diğer taraftan Medagir canının büyük bir kısmını kaybediyor. Son perde açıldı. Oradaki alanı çok iyi kapattı Frozen. Tal'Dorei'nin takımının önüne geçerek takım arkadaşlarını koruyor ve Daisy de orada yem oldu. Kek kime gitti? Kek Tal'Dorei'ne gitti sanırım. Şimdi ama Rich. İşte Daisy'nin etkisi bu. Nautilus orada değildi belki ama Daisy kısa belli bir süre Nautilus rolü üstlenebildi orada. Bütün şeyi hasarı emdi. Yani Ivern Berg takım savaşlarını... Şimdi Broken Blade üzerine kullanılan bir ulti var. 4 kişi orada Broken Blade'e odaklandılar ama çok tank korundu. Daha canını kaybetmedi Broken Blade. O kullandığı, kendi üzerinde kullandığı kalkan onun full canlı o savaştan çıkmasına sebep oldu. Önemli de bir ultisini kaybetti burada Fenerbahçe. Illusion yaklaşık 50 saniye bekleme süresi var şu andan itibaren. Şimdi mavi güçlendirme için bir savaş var. Kanani kefaretini kullandı ama daha o canı alamadan düşürmeyi başarıyor Kanani. Rakip ormancıyı bir de mavi güçlendirme burada Frozen'a gidiyor. Yani Frozen oyun başından beri aldığı 5. mavi güçlendirme sanırım bu. Ama zaten kaynakları Frozen'a ayırmaktan daha doğal bir şey olamaz. Baron mu? Hayır, Baron riskli olur. Baron çok riskli olur. O gün ateşi şüphelerini Tal'Dorei'nin üzerindeki Baron'a başlamasına sebebiyet verdi. Reach'in canı, canının yarısı boş boşuna gitti. Yani bu kadar ciddi bir iletişim sorunu olabilir mi ya? Reach'in üzerinde hiç zırhta olmadığı için gelen iki otomatik saldırı Baron'dan. Canının büyük bir kısmının gitmesini sağladı. Şimdi Abbedaken mekan sapmasını kullanıyor ya ama kendisi tabii ki gelmeyecek. Fenerbahçe hala rakibini yemlemeye çalışıyor. Ama bu karar karardan sonra da vazgeçtiler. Bir karar vermeleri lazım ama. Bir alevecileri daha gelecek bu arada. Yavaş yavaş dürtmeler başladı. 1907 Fenerbahçe tarafında. Hemen Kanani şöyle bir orta koridoru yeşertti. Hatırlayacaksın geçen hafta Kanani çok iyi bir Ivan performans sergilemişti ama o çalılarını takımıyla çok sinerjili kullanamamıştı. Bu maçta biraz daha buna önem vermeye çalışıyor gibi duruyor. Haftalar ilerledikçe takımlar arasındaki uyumun da artması doğal. Hele ki Ivern gibi bir şampiyon için. Ama yani iki tarafı da yani şunu kabul edelim. İki tarafında daha çok kat etmesi gereken yol var. İletişim, sinerji, koordinasyon konularında doğruya doğru çok olumlu konuşmak henüz kolay değil. Daha zamana ihtiyaçları oldukları kesin. Ve Frozen'a Merkür'ün adımlarının üzerine gelen bir civa kuşağı var. Ben bu Merkür'ün adımlarını hiç anlamadım ya. Yani... Yani zaten civa kuşağından aldığı ciddi bir büyü direnci var. Merkür'ün adımlarını alma amacı daha çok gelen kitle kontrollerden kendini sıvıştırmak için ama zaten direkt olarak o kitle kontrolden kurtulmasını sağlayan da bir eşya aldı yanına. Yani daha çok defansa önem veriyor şu anda Frozen. Tabii kendi takımına bakacak olursak Frozen'ın herkes hasar vurabildiği için o yüzden biraz da kendini güvene almak istiyor olabilir. Olabilir ama bu Merkür'ün adımlarıyla yapılacak iş mi o biraz tartışma. Yani onun dürtmesinin çok daha yani sihirbaz pabuçları çok daha etkili kılardı. Evet. Ama yani bu tercihte bulundu. Kendi bileceği iş. Yani şu an kadar oynadığım maçlarda başına gelenlerden sonra bana bir Merkür adımları lazım demiş olabilir kendi kendine. Oo. Yalnız işte bu belli çalılarda saklanmak, belli çalılardan tuzak kurmaya çalışmak tipik bir ya biz şu anda ne yapacağımızdan tam emin değiliz. Hani bir kişiyi yakalarsak, aradan çıkarırsak ondan sonra Baron falan alırız mesajı bu. Gerçekten şu anda Fenerbahçe'nin ne yapacağını... Totemi var Galatasaray'ın. Fenerbahçe burada Baron'a başladı ama
tabii iki tane nişancı olduğu için bir de Unit Pack'i de buna katabiliriz. Çok hızlı eridi. Baron'un yarı canı gitti. Ama Reach'in canı çok azalmış durumda. Mekan sapmasına kimse gelmiyor. Taldırını tuttu Medagir. Arka taraftan Broken Blade onu tuttu ama ilk düşen isim Reach oluyor. Daha sonrasında Medagir almayı başardı. Fenerbahçe Taldırın 5 kişinin 4 kişinin arasında güzel bir sıçra kullansa da Taldırın hayatta kalamayabilir. Hala Broken Blade onun peşinde ama Chipa tutmuyor Taldırını ve çok az bir canlı oradan sıyrılıyor Taldırın. Hala ışınlanan olduğunu hatırlatmak lazım. Şu anda birebir bir değişim var. Dürtmeye devam ediyor Frozen ama bu savaş böyle sonlanacak gibi. Oradaki bitkiyi de yiyip Taldırın yalnız ışınlandı. Burada savaşa devam etmek istiyor ya Fenerbahçe. Taldırın başı belaya girebilir. Çok tuhaf bir yerden. Taldırın burada direkt olarak APDG'ye odaklandı. Unit ve konu yavaşlatıyor. Bir de bitkinlik geldi. Frozen son vuruşu yapan Frozen oldu. Dakika 28'de burada bir skor daha çıkardı Fenerbahçe. Şu anda 5'e 4 durumdalar. APDG sürüden ayrılanı kurt kaparın örneğini gösterdi. Takım arkadaşları birileri gitmeyip diğer tarafa gidince ormanda bir anda tabii bilmiyordu Taldırın ışınlandığını ama bir anda ortada kaldı. Ama takımından ayrılmasaydı Maokai'nin, Taldırın bu ışınlanması hiçbir işe yaramayacaktı. Ayrılan APDG'yi yakaladı ama yine işte ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani amaç ne? Alev Ejderi gelecek. Alev Ejderi 15 saniye sonra gelecek ama Alev Ejderi geldiği sırada APDG'de doğmuş olacak. Ama APDG'ye gelene gelemez, kadar çoktan tamam. Düşüyor o Alev Ejderi. Ama o sırada muhtemelen dürterler. Hani, şu anda Fenerbahçe gerçekten ne yapmak istediğini kendisi de bilmiyor. Alev Ejderi'ni alacaklar en azından. Anında başladılar. Şimdi Reach geri çekmek istiyor o Ejder ama takım arkadaşları şu an için buna izin vermedi. Evet geri çekmeyi başardılar. Olası bir çalma girişimine karşı güvene aldı ve Fenerbahçe bu oyunda aldığı üçüncü Ejder. Evet. Takım yani ışınlanı görüyoruz. Burada sorun eğer APDG takımıyla birlikte gitse hiç sorun yok. Oraya gidersen yapacak bir şey yok. Zaten Taldirin'de ışınlanı kullandıktan sonra sürüden ayrılana doğru bir rotasyon çizdi orada kendine. Çünkü esas gruba gitseydi bu sefer Taldirin başı çok bayağı girerdi. Çünkü takımdan çok uzaktaydı o da. Evet, dakika 30'a geldik. Takımlar Baron çevresinde dolanmaya devam ediyor. Az önce yapılan kim kazanır oylamasına da %62'ye %38 bir Fenerbahçe üstünlüğü var. Şu anda Frozen rakip ormanda dolanmaya devam ediyor. Tabii teslimatı da olduğu için hızlı bir şekilde oradan uzaklaşabilir. Pakete güveniyor o yüzden ön tarafta duruyor. Sihir içini de bitirdi. Evet bir kefaret kullanıldı o noktada. Kanani'den oradaki görüşü almak için kullanılan bir kefaret zannediyorum ki Frozen orada APDG ile birebir yapıyor. Kalkanını kullandı APDG ama muazzam bir hasar çıkardı Frozen. Şimdi Kodak Kanani gibi ama arka tarafta biraz eksik kaldı Fenerbahçe oyuncuları. Medagir'den sıçrayla birlikte bu oyun Illusion'un üzerine 2'de 2 yapan arka tarafta Frozen varken Illusion hayatta kalmayı başarıyor ve yem olan bir Medagir var. Şimdi son perdesini açtı Kidres ama Fenerbahçe'nin buradaki odağı Baron olacak gibi. Yalnız bir kritik vuruş geldi Frozen aradan. 3 skor aldılar. 5'e 2 şu anda. Çok kolay bir baron olacak. Çok kolay bir baron olacağı gibi. Üzerine bir inhibitör açacak zamanları var mı diye bakıyorum. Muhtemelen olmayacak çünkü orta koridoru burada ittirmeyi tercih etti Broken Blade'de Kidres'ten. Gayet mantıklı bir karar. Artı hiçbir minyon dalgası hazır değil. O yüzden bu şeye dönüşmeyecek. Bir en azından inhibitöre dönüşmeyecek. Ama yine kimin sırtına biniyor Fenerbahçe? Birebiri kazanması için Frozen. Frozen birebiri kazanıyor. Oradan takım savaşında kazanıyorlar. Bütün hikaye burada başlıyor zaten. Şu birebiri kazanan oyuna avantaj getirecek. Bu birebiri de kazanan Frozen oluyor. O birebiri kazandıktan sonra zaten Kanani'nin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Yalnız Frozen kendinden o kadar emin ki dakika 30'da Ryze'ın üzerine gidip onu birebir de alabileceğini biliyor Frozen. Ama bir Frozen kolay yetişmiyor abiciğim. Pakete de güvendi bu. Pakete olmasının da büyük avantajı vardı. APDG de biraz gafil avlandı gibi. İlk rotasyonu biraz geç yaptı o ilk büyük rotasyonunu. Şimdi Taldırın alt koridorda 290 milyon ulaşmış. 1-0-3 oynuyor. Dakika 32'deyiz. Tabii Broken Blade'in aldığı kalkan çok fazla üzerine. Ya o Titan'ın gazabı artı Heyhula'nın cesaretiyle birleşince ya 1500 kalkan falan oluyor zaten. Yani hani 4000 canını geçtim 1500 civarında kalkan oluyordur o. Taldırın tabi baron güçlendirme minyonlarla alt koridorda en azından bir kule almak istiyor. Burada 4 kişi toplandı Fenerbahçe üst koridorda. Hemen orayı savunmaya geliyor Galatasaray takımı. Taldırın da alt koridorda o boşta kalan kuleyi rahat bir şekilde almayı başarıyor. Broken Blade biraz daha geride karşılamayı tercih etti.
Şu anda Titan'ın gazabından gelen kalkan saç aldı. Medagar'ın üzerine atıldı. Güzel bir cimalı kuşak. Medagar düşecek orada. Çok fazla hasar verdi Yunusbek arkadan. Skorso Frozen'a kalıyor. Yalnız Daisy'nin verdiği hasara bakar mısın? Reach'in canı çok azaldı. Taldırın o savaşa katıldı ve Kanani'yi yakalıyor. Yunusbek düşecek ama diğer tarafta Kanani de düştü. Bir diğer düşen isim Illusion oluyor şimdi. Frozen hasar vermeye devam ederken Abbedaya da hasar veriyor ama hala hayatta kalan bir Jin var. Onu unutmamaları lazım. Frozen canı bir hala azalmış durumda. Arka tarafı kullandı. Volkris'ini. Onu düşürmeye yetmedi ama güzel bir bitkinlik. Frozen'dan ve Jin'i de avlıyor. Şimdi çok az canlı bir Abbedaya kaçarken Broken Blade'in üzerine sıçradı saldırım ve Frozen buraya kadar dedi artık. 4 skor çıkardı Fenerbahçe. 3 skor vermiş olsa da. 4 skor çıkardı ve burada Taldrin Frozen inanılmaz bir koordinasyon gerçekleştirdiler. Hedef odaklanması, takım savaşlarının kaosu içinde hedef odaklanması o kadar önemli ki burada hedef odaklanması konusunda Taldrin Frozen işbirliği gerçekten çok iyi iş çıkardı, onu söyleyelim. Aynı şeyi iki tarafın nişancıları için söylemek zor. Killer Ace burada daha iyi iş çıkardı. Elijin çok çabuk düştü ama Elijin'in zaten belli bir mesafeye ihtiyacı var dürtebilmek için. Savaşın ortasında kalınca yapabileceği çok fazla bir şey yok. Şimdi bakıyoruz. İşte Medagar ilk yakalanan isim. Burada Killer Ace çok iyi pozisyon oluyor. Killer Ace çok avantajlı çünkü olabilecek en iyi yerde. Önemli olan nokta Abbedaya'nın iyi pozisyon alabilmesi. O da Elijin'i zaten yakalayıp Elijin'in canını okuyan Abbedaya şey ki Broken Blade ikilisi olmuş. Broken Blade'in derin darbesini temizleyebilecek ya da onu ayıklayabilecek kimse kalmamış Elijin'in üzerinden. Fakat Elijin'i almaya çalıştıktan sonra burada Frozen Taldrin ikilisi o kadar iyi bir koordinasyon gösteriyor ki işte bütün bu takım savaşı boyunca şehit saklamak işte burada sıçrayı saklamış. Daha önce de Frozen'ın bitkinliği saklamış olması takım savaşının sonunda bütün lehlerine dönmesini sağlayan faktör. Koordinasyon, kilit yetenekleri anında boşaltmayıp kritik yerlere saklamak. İşte çok tecrübeli oyuncular, çok bilerek oynayan oyuncuların yaptığı bir şey. Frozen'da, Taldrin'de ekstra alkışlamak lazım. Savaş onların istediği gibi başlamamasına rağmen oldu bunlar. Ama şuna da dikkat etmek lazım. Destek oyuncusu ne kadar mazhar olsa da Medagar'ın iyi durumda olan bir Kha'Zix'in Chulalan menziline girme gibi bir lüksü yok. Yani orada Reach'in civalı kuşağı belki en önemli faktördü. Belki Medagar bundan habersiz olup nasıl olsa üstüme atlayamaz diye böyle bir rakibin üzerine gitmeyi tercih etmiş olabilir ama bu savaşın başlamasında en önemli faktör olurken Fenerbahçe o üst koridorda savaşı kazandı. Şimdi de pozisyon avantajını kullanarak Kadim Ejderha'ya başlıyorlar. Yalnız Galatasaray'da herkes hayata döndü. Bu biraz riskli olabilir. Şimdi onu tanklaması çok da mantıklı değil. 5000'de Kadim Ejderha'nın canı. Şimdi son perde açıldı Kidres'ten. Burada Ejderha'yı bırakma kararı aldı Fenerbahçe. Savaş başlatması şimdi lazım Galatasaray'ın. Unitfek'i tutmayı başardı Broken Blade. Hemen arkaya sıçıyor Unitfek. Taldir'in orada takım arkadaşının önüne geçti. Frozen canı çok azalmış durumda. İlk düşen isim burada Unitfek oluyor. Kanane Taldir'in üzerinde. Taldir'in rakip tankın Broken Blade'in üzerine giderek biraz önde kaldı ama Medagar'ın ultisi şimdi devreye girince düşen isim Taldir'in oluyor. Koruyucu melek devrede ama muhtemelen hayatı döndüğü gibi tekrar düşecek Taldir'in ve Galatasaray bu sefer iyi oynayan taraf onlar. İki skor aldı rakiplerinden. Mekan sapmasıyla rakibin üzerine gitmek istedi Abbedaya ama orada herhangi bir rakip oyuncu yok. Ve Kadim Ejderha için büyük bir avantaj sağladılar. Kadim Ejderha ama asıl hedef mi? Yani şimdi dürtmeye geliyor. Frozen'ın Illusion geliyor orayı dürtmeye ve teslimatı var Frozen'ın. 7000'e kadar inmiş durumda. 6000. Hemen riski etmeden teslimatını kullandı Frozen bir kere daha. Oraya doğru geliyor. 3000'e kadar indi. Yalnız çok fazla hasar çıktı. 1500'de Kadim Ejderha'nın canı. İçeri girdi ama Jin'de kalıyor Kadim Ejderha. Reach düşecek. Daisy devreye girdi. Frozen'ı da almayı başarıyor orada. Killres buraya kadar diyor. Illusion sıçrayıp oradan çıkmak zorunda kaldı. 2 skor daha verdi burada Fenerbahçe. 2 skor daha verdi. Burada takım savaşını iyi oynayan bir Abbedaya ve Broken Blade'i de gördük. Ama şunu söylemek lazım. Gerek ilk takım savaşını kazandıktan sonra Kadim Ejderha'ya gidiş, gerek daha sonra bu takım savaşı. Yani şunu söylemek lazım. İki takım da gerçekten bir sonraki hamlesini hesaplamadan oynuyor. Yani iki kişi öldü, Kadim Ejderha var, hadi Kadim Ejderha'ya gidelim. Bu biraz nasıl derler, gelişi güzel karar verilerek yapılmış hareketler. Yani bunu da söylemek lazım. Frozen'ın işte Corkin'in dezavantajlarından biri. Corkin'in etkisi dakikalar geçtikçe azalıyor. Sen de söyledin, yani bu bir
dürtme kompozisyonu gibi kullanabilir. Gerçekten Varus ve Corki varken daha dürtme odaklı oynayabilirlerdi. Ya da yani illa dürtme kompozisyonu yapmaya gerek yok ama biraz dürttükten sonra hareket yapabilirler. Ama işte pozisyon ne getirirse, durum ne getirirse onu oynamaya çalışıyor iki tarafta. Yani orada Kadime Ejderha çevresinde yeteri kadar dürttü aslında Fenerbahçe ama yeteri kadar dürttükten sonra rakibin içine girebilecek bir tanka ihtiyacı var. Aynen. Oradaki tank kesinlikle Reach değil ve Reach ile birlikte Fenerbahçe 3 kişi oraya girince çok rahat skor verdiler rakibine. Kırılgan hedefler oldukları için aslında orada Kadim Ejderha'yı tamamen rakibe bırakıp dürtmeye devam ederek en azından 1-2 skora avlamayı tercih edebilirlerdi. Aynen. İlk Kadim Ejderha giriş orada 3 skoru verdiler ya ilk Kadim. O mesela dünyanın en gereksiz şeyi. Evet. Hiç gerek yok yani. Niye? Hani sorsak takımı arkadaşlar, biz bu niye Kadim Ejderha'ya giriyorsunuz? Gerçekten net bir cevapları olmadığına eminim ben. Çünkü o Kadim Ejder'i almak gerçekten öyle büyük bir avantaj yakalamayacak. Üstelik çok riskli olduğu biliyor. Şimdi benzer bir riski Galatasaray alıyor. Bu çok riskli bir tercih. Evet, bu riski alıyor ama Ivan'ın burada çok önemli bir isim olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız 3 kişi geldi. Rakibin içine ayrı 4 kişi. Burada alan hasarı çok fazla. Frozen arka tarafta hayatta kalırken rakip orta koridoru düşürmeyi başardı burada. Galatasaray 3 üyesini kaybediyor. Diğer tarafında alt koridorunu almayı başardı. Frozen'ı düşüren bir Killer Ace var. 3'te 3 yapsa da Killer Ace'i son anda avlayan isim Taldir'in ve 5'te 5 almasına izin vermiyor. 4'e 4 bir değişim. Sadece tanklar hayatta. Yani şöyle, şu takım savaşı ile ilgili bir tek olumlu şey var. Abbedage mekan sapmasıyla muazzam pozisyon değiştirdi ve biraz bayağı bir gafil avladı rakiplerini. İşte şu anda mekan sapmasını görüyoruz. Rakibin ortasına giriyor. Frozen buradan mümkün olan en iyi şekilde çıkmaya çalışıyor Volkvis ile geriye doğru. Ama başında Broken Blade var. Nereye çıkabilir? Broken Blade'i ortaya çekiyorlar. Frozen servis. Ama şu kadar karmaşık bir takım savaşı mı olur ya? Yani tam bir kaos. Tabii tam kaos. Meydan kavgası yani. Resmen meydan kavgası. O ona vuruyor, o buna vuruyor. Aslında en avantajlı tabii burada ne? Killer Ace. Çünkü uzaktan istediği kadar hasar verdi ama o yakına gittikten sonra da düştü 4'te 4 yapmasına rağmen. Yani şöyle meydan kavgası gibi daldılar. Babacığım kim çıkarsa buradan artık kazansın. Çünkü bizim stratejik olarak maçı kazanacak halimiz yok. Kozlarımızı paylaşalım. Çıkan kazansın dediler ama gene çıkan olmadı. Yani tanklar çıktıktan sonra bir sonuç da elde edilemedi. Evet, orada sıçrasını kullanarak da sıyrılmayı başardı son anda Broken Blade. Şimdi Taldir'in sıçrası var. Bir ışından geliyor yalnız. Kırmızı güçlendirmenin oraya Broken Blade'den. Taldir'in hala ışınlanı var ve üstte bekliyor şu anda. Bakalım rakibin arkasında bir ışından oyunu kovalıyor sanıyorum ki Taldir'in. Ve Kanani burada Baron'a başladı. Taldir'in orta koridoru kullandığı bir ışından var. 5000'e kadar şu anda düştü Baron'un canı. Hala içeride devam ediyor Baron'a. Mermi ban ya. Orada Broken Blade ve Kanani'ye biraz hasar verdi. 1000'e kadar düştü ve çaldı. Çalmayı başardı. Reach içeri girip Baron'u çalıyor. Medagger düştü üzere. Medagger düştü şimdi Reach. Çok fazla oyaladı rakibi. Hala hayatta. Kidris'in canı bir aile azalmış durumda ve onu da avlamayı başarıyor Reach. Hala hayatta. İşte Reach bu maçta kendini buldu. 2'de 2 yapan bir Taldir'in var. Ve burada katliamı izleyeceğiz. Son anda hayata. Koruyucu Melek'te bir kere daha dönmüş olsa da Fenerbahçe 5'e 0 bir takım savaşı çıkarıp bir de Baron alıyor. Ve muhtemelen oyunu bitirecekler. Ölüm sürelerine bakıyorum. 40 küsür saniye. En az bir Nexus kulesi anlamına gelebilir bu. Baron güçlendirmeli minyonlarla birlikte. Oyunu bitirebilirler mi emin değilim. Medagar'ın gelmesine... Muhtemelen bitirecekler oyunu. Muhtemelen bitirirler. Ama en azından Nexus kulelerinin en az birini alacaklarına eminiz. Yok, 30 saniye var. Kesin bitirecekler oyunu. Medagar'ın burayı tek başına tutmasının imkanı yok. İmkanı yok. Bitirecekler. Ve dünkü maçta da adından bolca söz ettiren Reach bu sefer çok iyi bir takım savaşı çıkardı Kazikse. Frozen da müthiş bir takım savaşı çıkardı. Harika bir Volk ile Clarice'i ilk düşüren oydu. Ama şunu söyleyelim. Yani Fenerbahçe'yi bu takım son takım savaşı için tebrik etmek gerekiyor gerekmesine. Ama 4 tane maç boyunca kritik karar verildi. 3 Baron, 1 tane Kadim Ejder. 4 kararın 4'ünde de kararı veren taraf yeterince ön hazırlık yapmadığı, yeterince pozisyonu hazırlamadığı, yeterince... rakip takımın yapacağı müdahaleyi düşünmediği için kararda yanlış karar vermiş oldu. Yani başlayan kaybetti. 3 Baron'a da, Kadim Ejder'e de başlayan taraf savaşı kaybetti. En son yine Baron'a başlayan taraf. Çünkü Baron'a başlamanız için ne gerekiyor? Oyunda belli bir avantajınız. O durumda nehrin o bölgesinde belli bir avantajınız. Ya sayısal olarak ya çok ciddi kuvvet olarak, yani can ve kuvvet olarak ciddi bir avantaj sağlamak. Bunları tam olarak sağlamadan başladıkları için en son başlayan ve hatayı yapan Galatasaray oldu. Katliam yedi. Diğerlerinde bir ya da iki skor farkı oluyordu. Katliam yemiyor ama dakika
küsur olmuşken katliamı da yerseniz oyun da bitiyor tabii. Şunu söyleyelim, bu iki takım için de geçerli. Gerçekten oyunun orta bölümünden sonra ne yapacakları konusunda çok az fikirleri var. O yüzden de baron mu yapalım, kadim ejder mi yapalım? Baron mu yapalım, kadim ejder mi yapalım? Yapmaya karar veren cezasını gördü. En son cezayı gören Galatasaray oldu. Evet ve serinin ilk maçında 1907 Fenerbahçe Galatasaray e-sport karşısında galip gelmeyi başardı. Şimdi bu güzel maçın analizi için sözü analiz masasına bırakalım. Ardından serinin son maçıyla tekrardan karşınızda olacağız. Sunucularımıza teşekkür edelim. Vadide derbi izledik ve serinin ilk maçını Fenerbahçe kazanmayı başardı. 42 dakika süren bu mücadelede bol bol takım savaşı gördük. Taktik anlamında tarafların biraz zorlandığını da görsek de bir noktada Fenerbahçe maçı koparmayı başardı. Neler söyleyeceksin Trial? Aslında çok heyecanlı bir maç oldu. İki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ufak hatalar takımları çok büyük sonuçlara da ittirdi diyebiliriz. Özellikle baron etrafında Galatasaray çok net bir takım savaşı kazandıktan sonra o noktadaki kararsızlık onların belki de en büyük hatalarından bir tanesi oldu diyebiliriz. Genel anlamda ise hani oyunun geneline baktığımız zaman takımlar biraz daha şunu söyleyebiliriz. Galatasaray alt koridora bayağı bir yoğunlaştı. Onu söyleyebiliriz. Çünkü Broken Blade yanılmıyorsam alt koridor iki tane ışından kullandı. Birinden herhangi bir şey çıkmadı ama ikinci ışından kullandığında çok etkiliydi bu. Ve iki skor alıp üstüne oradan haritanı neredeyse domine etmeye kadar gitti. Ama yaptığı bir tane hatayla beraber ki Fenerbahçe o hatayı çok iyi değerlendirdi ve hemen ejderhaya yöneldi. Yani alt koridorda bu kadar büyük bir avantaj almışken, ışından da bu kadar çok güzel kullanmışken rakip takıma hani ejderha hediye etmek biraz sıkıntı yaratabilir. Buradaki takım savaşında ise Medegaras'a çok güzel bir sustur atıyor. 5 oyuncuya birden. Ama takımı biraz geride olduğu için bu attığı sustur efektinin herhangi bir anlamı kalmıyor. Ardından ise takım savaşına cevap vermeye çalışan Fenerbahçe ekibi arkadan Miss Fortune ultisiyle olayları dengelemeye çalışıyor. Ama Taldırın ile bu takım savaşında ölmüyor. Onu da belirtelim. Arkasından tekrardan birazdan dahil olacak. Yine burada Frozen Korki ile beraber dürttüğünü görüyoruz. Burada da işte Korki'nin oyunun orta dakikalarını geçtikten sonra o 4 eşya güç patlamasını net bir şekilde görüyoruz. O da 800 hasarlık bir pencere yaratmış kendisine. Ardından da sıçraları da kullanarak bu noktada da Kanani'yi düşürmeyi başarmışlar. Ki bu takım savaştan sadece de Galatasaray adına Broken Blade hayatta kalan isim oluyor. Ya Frozen dedik. Bu maçta herhalde çıkarabileceği maksimum hasarı çıkarmayı evet, başardı. Gerçekten iyi bir performans. Ve yine ormanda başlayan bir takım savaşı. Arkasında yine ışınlanlar devrede. Bu tarafta Taldir'in öbür tarafta Broken Blade geliyor ama öbür tarafta bir de bitkinlik gelmiş. Atılan bir sıçra kendini rahat pozisyona çekmeyi başarmış Abedage. Kha'Zix orada havaya kaldırılıyor. Aslında Elijin ve orada Unit Back'i düşürünce bir anda takım savaşı Galatasaray evet, lehine gidiyormuş gibi gözüküyordu ama. Arkasından gelen yine kitle kontrol efektleri Broken Blade tarafından. Burada Frozen çok iyi pozisyon alıyor. Aslında elinden geldiği kadar da hasar çıkarmaya da başarmış. O da Malmortius'un ağzına devreye girmiş. En sonunda burada Taldir'in sıçrayla beraber skorun alınmasında yine katkıyı sağlayan isim oluyor. Ve işte buradaki Baron Savaşı aslında bu iyi bir tercih oldu. Burada günü kurtaran isim ise performansıyla soru işaretleri bırakan Rich araya giriyor. Baron'u çalıyor ki burada her şeyin bir anda Fenerbahçe ekibine dönmesini sağlıyor. Ve arkasından zaten takımı da şimdi orada Korki, Miss Fortune ve Varus'la doğru hedeflere fokuslanarak da takım savaşının gidişatını Fenerbahçe'ye çeviriyorlar. Ya belki orada Baron'u çaldırmasaydı Galatasaray oyunu evet, bitirmeye giden taraf olacaktı. Yani oyunun kader anı diyebiliriz bu pozisyon yani için. Şimdi Baron'u orada aldığınız zaman hani size bir miktar hani hem saldırı gücü veriyor hem de yetenek gücü veriyor. Onu belirtmek lazım. Ama canları zaten bayağı azalmıştı orada. Yani bu çok oyunun bu dakikasında yani 40. dakikada bu şekilde bir Baron tercihi her zaman sakıncalıdır. Yani %50-%50'ye bırakmamanız gerekiyor. Ya rakibin ormancısını dürtmeniz lazım. Ya da hani gerçek anlamda görüş kontrolünü kazanmanız gerekiyor ki evet bu baron bizim veyahut da bu baronun herhangi bir tehdit olmadan rahat bir şekilde almanız gerekiyor. Bu şekilde %50-%50'ye bıraktığınız zaman Reach gibi veyahut da herhangi bir ormancı gelip bunu çalıp bir anda oyunun akışını kendi tarafına çevirebiliyor. Tabii burada da ekstradan da Reach'e de bir parantez açmak gerekiyor. Evet, böylelikle derbide
derbi serisinde ilk maçı Fenerbahçe Eyspor kazanmayı başardı. Ve bu maçta maçın adamı da Fenerbahçe'nin orta koridor oyuncusu Frozen oldu. Frozen gerçekten korki performansıyla 8-3-11 gayet iyi bir performans, ikna edici bir performans ve en azından seride bir puanı garantilemeyi başardı. Daha sonra ikinci maçla devam edeceğiz. Tabii ki sizler de bu esnada Twitter'da Derbi Vadide hashtag ile görüşlerinizi bildirmeye devam edebilirsiniz. Daha sonra ikinci maçla birlikte olacağız. Bakalım Galatasaray bir puanı kurtarabilecek mi? Yoksa Fenerbahçe ilk derbide 3 puanı hanesine mi yazdıracak? Bunu az sonra hep birlikte göreceğiz.